Merhaba avcı dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda el yapımı motorlu mürenin nasıl yapıldığını bilgilerini sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Elimde şöyle DJ motor 3 voltluk motorlar var arkadaşlar. Ben bunları şu motoru elimdeki motoru Trendyol mağazasından temin ettim. Bunun linkini yorumlar bölümünde paylaşacağım arkadaşlar. Elimde şu görmüş olduğunuz bu malzemeyi kırtasiyeciden buldum ve aldım arkadaşlar. Üzerine de kanat figürünün fotokopisini çektiğim kanat bölümünü bir şekilde kesimini yaptım arkadaşlar. Uç kısmına gelince arkadaşlar, eğer ki böyle bu şu motoru aldıysanız bu motorun ucuna şu beyaz olan kısım arkadaşlar dubel. Bu dubel rahatlıkla bunu sıkı bir şekilde giriyor arkadaşlar. Kolay kolay da döner. Yani motor çalışırken çıkmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve şimdi bağlantısını size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 2 adet pil ile çalışıyor arkadaşlar. 1 adet anahtar açma kapama ve bir de şu motor arkadaşlar. Bu bağlantıyı tek bir kanada yani kanat bölümüne yapıyorum arkadaşlar. 2 adet motora, 2 adet pil, 2 adet açma kapama yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Misal şu böyle bağlantı buradaki olanın aynısı arkadaşlar. Şu anda yavaş dönüyor. Piller bayağıdır kullandığımdan dolayı yavaş dönmesi normaldir. Ama şu anda bu motordan hiç ses çıkmıyor. Yalpalama vesairesi olmuyor arkadaşlar. Bu sene yani gerçekten çok iyi avlar yaptım. Hızlı dönmemesi ve artı ses çıkarmaması avda daha güzel avlar yaptırıyor arkadaşlar. Bu bağlantının aynısını bunda da kullandım. Ördek mühüresinde de kullandım. Üveyik mühüresinde de kullandım arkadaş. Bağlantıları ikisinde aynı. Ördek mühüresinin içinde 2 adet pil yuvası, 2 adet motor, 2 adet de şöyle göstereyim. Açma kapaması var arkadaşlar. Her iki tarafı da açtım esnada. Şöyle göstereyim. Yalpalama, yani herhangi bir motorda ses vesaire falan yoktur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İster bir tanesini kapattığımız esnada diğeri çalışır. Diğeri durur. Şöyle göstereyim. Bir de şu elimde görmüş olduğunuz bağlantıyı da göstereyim size. Ortasından siyah olan kısım arkadaşlar. Normal bildiğimiz boru arkadaşlar. 2 adet pil yuvası, 2 adet açma kapama. Tamamen güzel, sessiz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Motor zaten apayrı güzel. Yapacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Ve bir de arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz tahtalının ucundaki siyah parçaları size söyleyeceğim. Eğer ki bu motordan almadınız, olduğunuz elimde oyuncak arabaların içinden çıkarmış olduğum DJ motorlar var arkadaşlar. Bu da 3 volt ama 6 watt kullandım ben bu tahtalı mühüresine. Ben şöyle bir söyleyeyim size arkadaşlar. Milin ucuna siyah şu görmüş olduğunuz bunun ismi yarık pim arkadaşlar. Bu motoru uzatma olarak yani bu motorun miline uzatma olarak ben taktım ben bunu. Gerçekten sıkı. Onu da baştan söyleyeyim. Sıkı bir şekilde. Ve bunu da şöyle göstereyim. Bunu da böyle kanatlarını kestim arkadaşlar. Hiçbir şekilde yalpalama vesaire yapmıyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu sistemin yani şu bağlantının aynısını bunda da kullandım. Sadece motorların ucuna yani milin ucuna yarık pim diye geçen aparatı taktım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diğerini de takayım. Daha rahat görürsünüz. Şöyle arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar benim sizlere anlatmak istediklerim bu kadar. Ben bunları kendim düzenledim, kendim yaptım arkadaşlar. Gerçekten bu sene tahtalavında, ördek avında, üvey avında kullanmış olduğum mühreler bunlar arkadaşlar. 2 adet mührem, üvey mührem daha var. Onu çıkarmadım artık. Bunların aynısı. Onu da kullanmış oldum. Ördek ve tahtalı üvey avlarında çok çok güzel, başarılı avlar yaptım. Ve size şunu söylemek istiyorum. Ağı atış mesafesine kadar indiriyor arkadaşlar. Bu uygulamayı sizler de yapmanızı tavsiye ederim. Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah başarılı bir video olmuştur. Sizlere faydalı bir bilgi vereyim şimdi. Eğer Hata ki falan var ise yorumlar bölümüne yazarsanız sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bizler katil değiliz. Bizler birer doğa sever avcıyız arkadaşlar. Herkese rastgele. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer bölümde, diğer yeni videomda arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz köpükten yapmış olduğum mührenin yani iç bölümünden aynı şekilde bu sistemi de yapacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Yakın zamanda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdiden herkese rastgele diyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım.